Kılıçdaroğlu'nun yalan ve iftira siyaseti. Bir yerde yalan varsa, dolan varsa, kara propaganda varsa, beyin yıkama varsa, manipülasyon varsa, orada sinsi iletişim vardır. Kemal Kılıçdaroğlu. Ülkede her güzel ve faydalı kalkınma hamlesine karşı CHP'nin yıllardır yürüttüğü yalan siyasetinin sözcüsü konumunda. Sadece bu sorunların SSK'da olduğunu söylemek de doğru değil. Çünkü bu genelde hemen hemen her hastanemizde yaşanan bir dram maalesef. Yok yani bunlar 10 sene öncesi için falan böyle bir şey söylemiştir. Yoktu. 10 yıl önce SSK hastaneleri çok daha iyiydi. SSK prim ödeyeni gibi konuşuyorsunuz. Elbette. Siz şikayetçi oluruz. Elbette. Başında genel müdürsünüz efendim. Elbette şikayetçi olacağız. Oradaki işleyişten dolayı düzelmemekte ayak direyen ve asla da düzelemeyecek gibi intibalar veren SSK hastaneleri. Türkiye Cumhuriyeti Devleti'ni bizden daha iyi yönetecek ikinci bir kadro yoktur. Söylediği her yalanın kısa süre sonra ortaya çıkmasına aldırmaksızın hemen bir yenisini gündeme getirme konusunda uzmanlaşan Kılıçdaroğlu, yüzü kızarmadan yalan söylemeyi en temel politikası olarak benimsemişti. Biz YPG'yi terör örgütü olarak görmeyiz. Trump, PYD ile, YPG ile aynen çalışacağız. Yüzüne bakarak aynen çalışacağız. Gıkı çıkmıyor. Gıkı çıkmıyor. Yani sen terör örgütü diyordun. Bizim sorunumuz terör örgütleriyle. Kürtlerin içinden çıkan bir kısım teröristler. Kim bunlar? YPG, PYD. Ki bunlar PKK'nın uzantılarıdır. Buyurun bu tabloya bakın değerli arkadaşlar. Bu tablo 21. yüzyılın tablosudur. Bu tabloyu yaratan en önemli aktör de bu tabloda görülüyor. Erdoğan. Benim 4 tane evim var. Ben ihtiyaç sahibi değilim. Ben hayvanlara veriyorum. Hayır efendim. O kadın o kadın değil. Posterdeki kadın kadınla açıklamayı yapan kadın mı farklı evet, yani? Evet, farklı. O toplayan kadın gerçekten yoksul bir kadın. Siz bulabildiniz mi kendisini? Evet. Beni ne kadar rencide ettiler bunun farkında değil mi Kılıçdaroğlu? Ben çok rencide oldum. Sonuna kadar da hakkımı arayacağım. Zeydan Karalar 1000 yataklı Sahra Hastanesi yaptı. 1000 yataklı. 45 günde değil. Ya bir belediye başkanı yaptığını devasa Türkiye Cumhuriyeti'nin cumhurbaşkanlığı yapamıyor ya. Beceriksizlik bu kadar olur ya. Yüzlerine gözlerine ancak bu kadar bulaştırabilirler. Ve gördüğünüz gibi tam teşekküllü bir hastanede olduğu gibi EKG cihazı efendim. Bizim gözümüzle müşahede ettiğimiz gibi ortada dün akşam Sayın Kemal Kılıçdaroğlu'nun belirttiği gibi bir hastane. Bunu biz gözümüzle gördük. Arkadaşın açıkladılar. Burası Adana Fuar Alanı. Standları bölmek suretiyle Sahra Hastanesi yapıldı diye basına serdiler. Bu ciddiyetsiz, çok yakışıksız bir durum. En hafif tabiri. Türk Silahlı Kuvvetleri içinde yuvalanan bir çete grubu Türk demokrasisine darbe yapmak istedi. 5 Temmuz darbe girişiminin kontrollü bir darbe girişimi oldu. Oldu tabii, bunu bilmeyen var mı Allah aşkına? Bilmeyen mi var yani? Şu anda ben söylüyorum. Kim darbeye girişimde bulunacaksa, birisi girişimde bulunacaksa o tankın önünde önce ben çıkacağım diyor. İyi de tank getirselerdi bari. Nerede tank? Darbe olmuş. Darbe girişiminde bulunmuş. Doğu Akdeniz'de zengin petrol var. Doğalgaz yatakları var. Amerika orada. Yunanistan orada. Kıbrıs Rum yönetimi orada. Mısır orada. Katar orada. Hepsi orada. Bir tek devlet Türkiye. Şimdi çocuklarımızı Libya'ya gönderiyoruz. Niye Libya'ya gidiyoruz? Bizim askerlerin orada ne işi var? Ne işi var bizim askerlerin Libya'da? Hangi gerekçeyle gidiyoruz biz? Orada? Kitleleri yönlendirmek ve etkilemek istiyorsanız ortaya kocaman bir yalan atın. Ama çok büyük bir yalan olsun. 20 milyar dolarlık Türkiye Cumhuriyeti Devleti'nin ordusuna ait bir tank palet fabrikası Katar ordusuna sıfır fiyatta verildi. Ve vicdansız. Satılan bir şey yok. Yalan söyleme. Mahkemeler tazminat üstüne tazminata hükmetse yalanlarını tekrarlamaktan
Vazgeçmeyeceksin. Katar'dan gelecek öğrencilerin sınavsız tıp eğitimi alacağı yalanı bir haber sitesi tarafından ortaya atılmıştı. Konuyu araştırmadan hemen alıntılayıp yalan haberi yayan Kılıçdaroğlu, haber sitesinin yalan haberi silmesini umursamaksızın bu yalanı sürdürmeyi tercih etti. Siyasetçinin topluma doğru bilgiyi aktarma görevinden vazgeçen Kılıçdaroğlu'nun artık hiçbir sözünün ehemmiyeti kalmamıştır. Hiçbir proje üretmeyip yalan, dezenformasyon, manipülasyon ve algı siyasetinden hala medet uman, bu yolla halkı kandırmayı kendine görev edinmiş siyasilerin ülkeye en ufak bir değer katma çabasının olmadığı görünmektedir. Türk halkının bu son derece bilinçli yürütülen yalan siyasetine karşı doğruların yanında yer almaya devam edeceğine olan inancımız tamdır. Türk milleti, eski Türkiye'nin köhne oyunlarına sarılanlara zamanı geldiğinde en doğru cevabı verecektir. Bu kadar bariz bir yalana inanması ve bunu biz gençlerin sınavına bir gün kala siyaset malzemesine dönüştürmesini unutmayacağız.